Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle EİS Ders Anlatım Föyleri Kitap 2 5 numaralı föyümüzdeyiz. Newton Hareket Yasaları 1. Şimdi bakalım ilk etapta tanımlarımızı, temel kavramlarımızı verelim. Kuvvet etkisindeki cisimlerin hareketini inceleyen mekaniğin bu bölümüne biz dinamik diyoruz. Dinamiğin yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Karadeniz, hava, uzay araçlarının tamamının hareketini, hızını, hızlanmasını ve yavaşlanmasını, dönmesini, yani biz ivmeli hareketlerini, sürtünmeye uğramasını ve daha birçok durumlarını Newton hareket yasalarıyla belirler ve bu yasalarla ne yaparız? Açıklarız, değil mi? Şimdi ilk olarak cisimleri etki eden net kuvvetten bahsedelim. Bir cisme birden fazla kuvvet etki ediyorsa hareketini bileşke kuvvet belirler. Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan bileşke kuvvete ise net kuvvet diyeceğiz. Net kuvvetin durumuna göre Newton hareket yasaları belirlenir. İlk olarak eylemsizlik yasasındayız. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise, cisim duruyorsa durmaya, hareket halinde ise sabit hızla hareketini yapmaya ne yapar? Devam eder. İşte biz bu yasaya eylemsizlik yasası diyoruz. Eylemsizlikleri cisimlerin hepsi mevcut konumlarını, durumlarını hep ne yapmak isteyecek? Korumak isteyecek. İkinci Newton hareket yasamız temel yasa. Şimdi cismin üzerine etki eden bir net kuvvet varsa ve bu net kuvvet sıfırdan farklı ise o zaman cismin üzerine etki eden bir ne vardır? İvme vardır. Temel yasa net kuvvetin sıfır olduğu ivmeli hareket eden cisimlerin hareketini inceler ve F eşittir M çarpı A ne demiştir? Newton net kuvvetin cismin ivmesine oranı daima sabittir. Bu sabitte bize neyi verir? Kütleyi verir. O halde temel yasa net kuvvetin sıfırdan farklı olduğu dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde hareketi inceler dedik. Şimdi elimizde bir kuvvet ivme grafiğimiz var. Şimdi F eşittir M çarpı A'ya göre kuvvet ve ivme ikisi de aynı anda aynı şeyi yaparlar. Yani kuvvet artıyorsa ivme de artar. Kuvvet azalıyorsa ivme de azalır. Kuvvet artı yönde ise ivme de artı yöndedir. Bunu unutmayacağız. O zaman bu grafiğin eğimi karşı bölü komşu. Bakınız karşı bölü komşu bize 1 bölü kütleyi verir diyeceğiz. Bakın kütleyi vermez. 1 bölü kütleyi verir. Bir sistemde birden fazla cisim varsa tüm cisimler birlikte hareket ederler. Şimdi bakınız bu durumda. Eğer ki şurada sürtünme yoksa bu ortamda, şöyle diyelim, sürtünmesiz bir ortamda F kuvvetiyle aynı ipe bağlı olan M1 ve M2 kütleli cisimleri çektiğimiz sürece biz bu kuvveti sonsuza kadar uyguladık ve sonsuza kadar bu cisimleri çektik. Şimdi cisimlerin üzerine etki eden kuvvetin büyüklüğü hareket süresince ne? Sabit. O zaman cisimlerin üzerine etki eden ivmenin büyüklüğü de hareket süresince ne olacak? Sabit. O zaman bu cisimler başlangıçta duruyorsa sabit ivmeli olarak ne yaparlar sonsuza kadar? Düzgün hızlanan hareket. Ama nerede yapıyorlar bakın bunu? Sürtünme yoksa ve bunlar aynı kuvvetle aynı ip üzerinde çekildikleri için cisimlerin kütleleri birbirine eşit ve sistemin kütlesine eşittir. Tek bir ivme vardır. O yüzden biz bu tarz sistemlerde F net eşittir M toplam çarpı A sistem diyoruz. Çünkü sistemin ivmesi aynı zamanda cisimlerin ivmelerini vermiş olacak. Şimdi bakalım şöyle bunu şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şuna 100 Newton diyelim. Buna 3 kilogram diyelim. Buna 2 kilogram. Şimdi ortamda ne yok? Sürtünme yok. O zaman F net eşittir M toplam çarpı A sistemden 100 eşittir 5 çarpı A'dan sistemin ivmesini ne bulduk? Bakın 20 metre bölü saniye kare. Şimdi buradan sonra ip gerilmesini sorduğunda parolamız ne olacak bizim? Parçala çöz. Şimdi şöyle aldık. Bakın M1 kütleli cismi aldım. M1 kütleli cismin üzerine etki eden tek bir kuvvet var. İp gerilmesi. Doğru mu? Şimdi o zaman F eşittir M çarpı A'dan cismin üzerine etki eden tek bir kuvvet var. T. Kütlemiz neydi? M1. İvmemizi de 20 bulduk. M1'de kaç vermişim? 3. 3 çarpı 20'den
İp gerilmesini kaç bulduk? Bakınız 60 Newton. Bu ip gerilmesini diğer yerden de bulabilirdim. Bakın M2 kütleli cisimden de bulabilirdim. Yazalım. Kütlesi 2 kilogram. Bu tarafa doğru 100. Bu tarafa doğru ip gerilmesi var. Hareket bu tarafa doğru olduğundan ötürü net kuvveti yazarken 100 eksi T eşittir M çarpı A. Şimdi bunları yer değiştirdik. T yine bulduk 60. Zaten cisimlerin arasındaki ip gerilmesinin farklı bulmamamız gerekiyordu. Aynı ip üzerindeler çünkü ip gerilmeleri eşittir. Peki neye göre karar vereceğiz hangi kütleyi seçeceğimizi? Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. En az kuvvet uyguladığım kütleyi seçiyorum. Mesela burada sadece T var. Burada 100 ve T var. En az kuvvet uygulamını seçersem daha az işlem yapmış olurum. Sıradaki Newton yasamız ise etki tepki yasası. Şimdi evrende her etkiye karşılık bir neyimiz vardı? Tepki kuvvetimiz vardı. Bir cisme kuvvet etki ettiğinde cisme uygulanan kuvvete eşit ve zıt yönde bir kuvvet uygulanır. Buna tepki kuvveti denir. N ya da T ile gösteriyoruz. Etki tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine etki eder. Şimdi bakınız burası önemli. Bir kuvvetin etki tepki kuvveti olabilmesi için farklı cisimlere etki etmesi gerekir. Yani aynı cisim üzerine etki etmemeliler. Mesela baktığımız zaman burada KL'ye bir tepki kuvveti, etki kuvveti uyguluyor. LD K'ya. Şimdi bakınız KL dediğimiz kim kime? K'nın L'ye uyguladı. TLK dediğimiz ise L'nin K'ye uyguladı. Bakınız birini L'ye, birini K'ye. O yüzden burada şu gösterdiğimiz T'ler etki tepki kuvvet çiftidir. Etki tepki kuvvet çifti olmaması için arkada örnek varmış arkadaşlar. Göstereceğim neye dikkat etmemiz gerektiğini. Etki tepki kuvvetlerinin bileşkesi alınmaz. Yani bunlar birbirlerini sıfırlamazlar. Çünkü etki tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine uygulanmıştır deriz. Şimdi bakalım arka sayfada nelerimiz var. Şimdi tepki kuvvetlerini gösterelim. Cismin ağırlığı ile yüzeye Mg kuvvetini uygular. Bakınız ağırlığı değil. Cismin ağırlığı ile yüzeyin normali etki tepki kuvveti değildir. Bakın altını çiziyoruz. Çünkü ağırlık. Cismin ağırlığı kütle çekim kuvvetinden dolayı dünyanın cisme kazandırdığı bir şeydir. Yani buradaki etki tepki kuvveti şudur. Cismin dünyaya uyguladığı, dünyanın cisme uyguladığı ağırlık etki tepki kuvvetine girer. Ama cisim ağırlığından dolayı bir kuvvet uyguluyor. Yüzeyde bu kuvveti, yani şöyle itiyorsak bir tepki kuvveti uygulayacağız. Bu etki tepki. Şimdi şuraya baktığımız zaman şurada aşağı doğru ağırlıktan dolayı bir kuvvet etkimiz var. Şöyle F'i de bileşenlerine ayırdık. Bakınız aşağı doğru aynı zamanda şurada bir F bileşenimiz daha var. Doğru mu? F çarpı sin teta mı demiş, alfa demiş galiba, göremiyorum. Şimdi tepki kuvveti de yüzeyin cisme uyguladığı dik kuvveti. F sin alfa ile mg aşağı doğru olduğu için tepki kuvvetimiz ne oldu burada? F sin alfa artı mg aynı yönlü oldukları için. Şimdi bu cismin aşağı doğru mg'si var. Sürtünme de hadi yukarıya doğru olsun. Bakınız biz bu kuvvetle F kuvvetiyle itiyoruz. Yüzeyin cisme uyguladığı dik kuvvet doğrultusunda. Silmesem iyiydi. Şöyle ittik. Tepki kuvveti de bu. Bu doğrultuda tepki kuvveti doğrultusunda hangi kuvvet var? F. O zaman tepki kuvvetimiz burada kime eşittir diyeceğiz? F'e eşittir diyeceğiz. Şimdi Mg. Mg kos alfa, Mg sin alfa. Yüzey burada, cisim burada. Yüzeyin cisme uyguladığı dik kuvvet. Bakınız tepki kuvvetimiz. Bu doğrultuda hangi bileşen var? Mg kos alfa en eşittir. Ne oldu burada? Mg kos alfa olmuş oldu. Yani tepki kuvvetlerini bulurken arkadaşlar ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Şimdi Newton hareket yasalarından biraz önce demiştim ya etki tepki yasasındaki etki tepki kuvvetlerine dikkat etmeliyiz. Aynı cisme etki etmemeliler demiştik. Bakın burada güzel bir örnek var bununla ilgili. Şimdi cismin üzerine şöyle bir F kuvveti uyguladık. Bir deneyimiz var arkadaşlar bakınız. Hareket etmiyormuş. Statik sürtünme kuvveti bu tarafa doğru. Şimdi F ile F'se etki tepki midir ona bakacağız. Şimdi F kim kime uyguluyor? F cisme etki eden bir kuvvet. Tamam. Statik sürtünme kuvveti kime etki ediyor? Cisme. Şimdi bakınız ikisi de cisme etki eden kuvvet olduğu için etki tepki kuvvet çifti değildir. Bu da güzel bir örnek bakınız. Şimdi ağırlık
Ağırlık kime? Dünyanın cisme kazandırdığı bir kuvvet. Dünya kime kazandırdı? Cisme. Kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvvetini su kime uyguladı? Cisme. Bakın kuvvetlerin ikisi de kime etki ediyor? Cisme. O yüzden kaldırma kuvveti ve ağırlık etki tepki kuvvet çifti olamaz diyoruz. Evet bakalım. Eğik düzlemdeyiz. Şimdi eğik düzlemde ne yapacağız? Bakalım. Sürtünmesiz eğik düzlemde. Şimdi aşağı doğru MG'miz var. Sürtünme olmadığına göre şu bileşene ihtiyacım yok. Burası ne oldu? MG sin alfa. Nereye doğru? Aşağı doğru hareket ediyorum. Zaten tek bir formülüm var şu an. Neyi öğrendim? M çarpı A'yı. Beni aşağıya doğru harekete geçiren kuvvet kim? MG sin alfa. Eşittir M çarpı A. M'ler gitti. Bakınız ivme formülüm A, G, sin, alfa. Bakın bu öğrenci olarak kafanızın çok karıştığı yerlerden biri. Kütle sadeleşti. Eğik düzlemde ivme kütleye bağlı değil. Yani biz buradan 1 kilogram da 100 kilogram da 1 ton da göndersek bir cisim bıraksak neye bağlı? Bu eğik düzlemin alfa açısına G çekim ivmesine bağlı. Peki burada sürtünme olsaydı ne yapacaktık? Şöyle gösterelim. Bu sürtünmesiz. Sürtünme olsaydı şunu şöyle aldık MG. Burası şöyle çok çirkin oldu. MG sin alfa. Şun oldu MG kos alfa. Nereye doğru hareket ediyoruz arkadaşlar? Aşağı doğru. Hareket yönümüz aşağı doğruysa sürtünme o zaman hareketimize zıt nereye doğru olacak? Yukarıya doğru. Sürtünme neydi? K çarpı tepki idi. Yazdık. Şimdi tepki kuvveti. Az önce eğik düzlemdeki tepki kuvvetini gösterdik. Yüzeyin cisme uyguladığı dik kuvvet. Bu doğrultuda kim var? Mg kos alfa. O zaman sürtünme kuvveti K çarpı tepkide K Mg kos ne oldu? Alfa. Aşağı doğru hareket ettiğimiz için bu doğrultuda demek ki Mg sin alfamız K Mg kos alfadan büyük. F net eşittir M çarpı A yazacağız. Mg sin alfa eksi KMG kos alfa M çarpı A. Bakınız M'ler yine gitti. Şu G'ler her yerde. G parantezini alalım. Sin alfa eksi K kos alfa. Şimdi yine aynı sonuç. Sürtünmeli sürtünmesiz eğik düzlemde ivme kütleye bağlı değil arkadaşlar. Lütfen buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Şimdi örneğimize bakalım sırada. Örnek 1. İpteki gerilme kuvveti 200 Newton olduğuna göre uygulanan kuvvet. Şimdi sadece görseli farklı sormuşlar. Sistem tek bir sistem. Sürtünme yok. Şimdi bakınız ne yapıyordu? Parolamız neydi? Parçala çöz. Şimdi şuradayız. Şurayı aldım. Şöyle kütlesi 40 kilogram. Bunun üzerine etkeden tek bir kuvvet var. İp gerilmesi 200. Şimdi o zaman tek bir formül biliyorum. F eşittir M çarpı A. 200 eşittir 40 çarpı A'dan. İvmeyi kaç bulduk? 5 metre bölü saniye kare. Şimdi demiştik ki konu anlatım kısmında bunlar aynı ipe bağlı aynı kuvvetle çekildiği için karavanın da otobüsün de ivmeleri neydi birbirine eşitti ve bu sistemin ivmesiydi. Şimdi o zaman şöyle soruya dışarıdan bakıyoruz artık. F net eşittir M toplam çarpı A sistem. F'i arıyoruz. Toplam kütlemiz 60 ile 40'ı topladık. 100. İvmemiz neydi? 5. O zaman uyguladığımız bu F kuvvetimiz ne kadarmış gençlik? 500 Newton'muş. Evet örnek 2 demek isterdim lakin sürtünme kuvveti varmış. Sürtünme kuvveti. İki yüzey birbiri üzerinden kayarken yüzeyler arasındaki girinti ve çıkıntılar cisimlerin birbiri üzerinden kaymasını zorlaştırır. Harekete zorlanan ya da hareket eden bir cisme üzerinde bulunduğu yüzey tarafından uygulanan ve cismin hareketini zorlaştıran bu kuvvete sürtünme kuvveti diyoruz. Sürtünme kuvveti cisim durgun iken dış kuvvete eşit ve zıt yönde hareket ederken zıt yöndedir demiş. Şimdi biz iki tane sürtünme kuvveti biliyoruz biliyorsunuz. Statik sürtünme kuvveti diğeri neydi? Kinetik sürtünme kuvveti. Cisim durgunken cisme etki eden statik sürtünme kuvvetiydi. Şimdi bakınız şöyle diyelim. Şimdi cisme bir F kuvveti uyguluyorum ama hala harekete geçmiyorsa bu cisme etki eden sürtünme kuvvetinin adı neymiş? Statik. Ve statik sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer de cismin üzerine uygulanan kuvvet kadardır. Şimdi kinetik sürtünme kuvveti ise cisim hareket halindeyken cisme etki eden. Şimdi o zaman şöyle yapalım.
F. Şimdi bu tarafa doğru hareket varsa, öteleme hareketinde ise bu hareketlerde harekete zıt yönlü olacak ve sürtünme kuvvetini K çarpı tepki formülüyle ne yapacağız arkadaşlar? Bulacağız. Şimdi hareket halinde ise formülle buluyorsunuz. Fs eşittir K çarpı tepki. Eğer ki hareket halinde değilse, durgunsa da statik sürtünmedir. Statik sürtünmenin değeri de cismin üzerine uygulanan kim kadardır? Kuvvet kadardır diyoruz. Şimdi örnek 2'deyiz. Kinetik sürtünme katsayısının 0,4 olduğu ortamda ok yönünde hareket eden X cismine kırıklık bir kuvvet etki ediyor. X cisminin ivmesi. Şimdi bu tarafa doğru bir sürtünme kuvvetimiz var. Fs eşittir neydi? K çarpı tepki. Cismin aşağı doğru ağırlığı 40. Yüzeyin normali, normal kuvveti yani tepki kuvveti ne kadar? 40. K'mız kaçtı? 0,4. 0,4 çarpı 40'tan sürtünme kuvvetini kaç bulduk? 16. Şimdi cismin üzerinde sürtünme kuvveti ve F, bunlar zıt yönlü olduğuna göre net kuvveti bulmak için bunları birbirinden ne yaptık? Çıkardık. Bunları birbirinden çıkardığımızda 40 eksi ne oldu? 16. 10'dan 6 çıktı. 4. 3'ten 1 çıktı. 2. Net kuvvetimiz 24. F net eşittir M çarpı A. Kütlemiz 4 çarpı A'dan ivmemizi 6 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz. Örnek 3'e bakalım. Bir insan valizini çekiyor. Buna göre F kuvveti 50'lik sürtünme varmış. Buna göre bavulun ivmesi diyor. Şimdi bakınız, şöyle bu soruyu şuraya yan tarafa şöyle şu şekilde bir alalım. Şöyle bir durum var. Şöyle bir sistem, bavul olsun, şu şöyle yaptık. Şimdi aşağı doğru bavulumuzun şöyle bir ağırlığı var. Ne kadar? 50. Şöyle bir F kuvvetiyle çekiyorduk bakınız. Şurayı da kaç derece vermiş? 37. Şimdi bunu bileşenlerine ayırayım ben hemen. Şöyle ve şöyle ayırdık. F kuvvetimiz neydi? 50 idi. Burası 50 çarpı cos 37'den 40. Burası da 50 çarpı sin 37'den 30. Yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvveti de yine yukarıya doğru olacak. Şimdi bakınız, yukarıya doğru kuvvetlerle aşağı doğru kuvvetler birbirine eşit olması gerekiyor. Yukarıya doğru n artı 30, aşağıya doğru 50. Demek ki bizim tepki kuvvetimizin büyüklüğü ne kadarmış? 20 Newton'muş. Tamam, bunu bulduk. Sürtünme kuvveti de buraya doğru olacak. K çarpı tepki. Şimdi sürtünme kuvvetini bulalım. K çarpı tepki dedik. K'mız kaç? 0,5. Tepki kuvvetini kaç bulduk? 20. Sürtünme kuvvetimiz de 10'muş. Şimdi hareket doğrultusunda bu tarafa doğru 40, bu tarafa doğru 10 var. O halde bizim net kuvvetimiz F net eşittir M çarpı A yapacağız. 40'dan 30'u çıkar, 10'u çıkardık, 30. Kütlemiz de 5'ti çarpı A. İvmemizi 6 metre bölü saniye kare olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet, bakalım sırada ne var? Serbest cisim diyagramı demiş. Yani serbest cisim diyagramı dediğimiz şey şu: cisimlerin üzerine uygulanan neleri gösteriyoruz arkadaşlar? Kuvvetleri gösteriyoruz. Bakalım şimdi ne diyeceğiz serbest cisim diyagramında. Şimdi bakalım, şöyle aldık şu cisimleri şu şekilde. Tabii kalemin ucunu açsam iyiydi. Açtık. Şimdi bakınız, cismin üzerine etki eden bütün kuvvetleri gösterelim önce. F kuvvetiyle çekiyoruz. Bakın burada birbirlerine neler, ip gerilmeleri etki ediyorlar. Şu şekilde. Hareket bu tarafa doğruysa cisimlerin hepsine aşağı doğru ne etki eder? Sürtünme kuvveti. İşte cismin ağırlığı tepki kuvveti. Mesela M1 kütleli cismi aldığımızda M1 kütleli cismin üzerine etki eden kuvvetleri serbest cisim diyagramında gösteriniz derse, bu tarafa doğru T, bu tarafa doğru sürtünme, aşağı doğru ağırlık, yukarıya doğru ne oldu bakınız? Tepki kuvveti. Aynı şekilde aşağı doğru cismin ağırlığı, aşağı doğru bu cismin ağırlığı, ip gerilmeleri, ip gerilmeleri. Şimdi mesela M2 kütleli cismin üzerine etki eden kuvvetleri gösteriniz dese, aşağı doğru G2, yukarıya doğru da ne yazacağız? T yazacağız. Şimdi buraya geldiğimizde G2, şurası G1. İşte hareket bu tarafa doğru ise sürtünme, ip gerilmesi, tepki kuvveti. Bakın burası çok önemli. Şimdi burada M1 kütleli cismin üzerine etki eden kuvvetleri gösteriniz dediğinde sakın sakın ağırlığın bileşenlerini almıyorsunuz. Serbest cisim diyagramında ana kuvvetler, temel kuvvetler gösterilir. Eylemsizlik, merkezcil,
kuvvetlerin bileşenleri asla ve asla gösterilmez. O yüzden mesela M1 kütleli cisim üzerine etkeden kuvvetleri gösterdiğimizde şu şekilde bakın ne yapacağız? Göstereceğiz. Serbest cisim diyagramında bunlar etki eder diyoruz. Evet, bakalım şimdi sırada bir örneğimiz var. Örnek 4. K cismi ile yüz arasında kinetik sürtünme katsayısı 0,2. Arkadaşlar bu hızlı konuşma çabasıyla oluyor. K ve L cisimleri serbest bırakılmaktadır. K ve L cisimlerin kütleleri sırasıyla 8 ve 4 kilogram olduğuna göre ivmeyi soruyor. Şimdi bu cismin aşağı doğru ağırlığı 40. Şimdi bu sistemi bakınız bu tarafa doğru harekete geçiren L'nin ağırlığıdır. Şimdi hareket yukarıdaki cisim için hareket bu tarafa doğru olduğuna göre sürtünme kuvveti K'nin hareketine zıt olacak. F ise eşittir K çarpı tepki aşağı doğru 80. Yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvveti 80. Sürtünme katsayımız 0,2 çarpı 80'den sürtünme kuvvetini kaç bulduk? 16. Şimdi bakınız sürtünme kuvveti 16 ile 40 zıt yönlü. Şimdi ne yapıyorum? F net eşittir M toplam çarpı A sistem. 40'tan 16'yı çıkardığımızda kaç kalıyor arkadaşlar? 24. Toplam kütlemiz 12 çarpı A. Buradan ivmeyi 2 metre bölü saniye kare olarak bulduk. Bu sistemin ivmesi hem K'nin hem de L'nin ivmesi demek. Çünkü aynı net kuvvetin etkisinde aynı ipe bağlı olarak hareket ettiklerinden ötürü diyoruz. Evet, örnek 5'e bakalım. Şimdi bu cismin Y cismin ağırlığı 60, X cismin ağırlığı 20. 60 büyük olduğu için bakın bu sistem bu şekilde, yani Y aşağı inerken makara sistemi olduğu için Y aşağı inerken X yukarı çıkacak. Yani Y'nin hareketi aşağı doğru, X'in hareketi yukarıya doğru. Bizim bildiğimiz başka bir formül yok. F net eşittir M toplam çarpı A sistem. Aynı ipin üzerinde olduklarından ötürü yine tek bir ivmeleri olur. Bunların X ve Y cisimlerinin ivmeleri ve hızları hep birbirine ne olacak? Eşit olacak. Aynı ip üzerindeyiz. Burası T ise buradaki ip gerilmesi de T olmak zorunda. 60'dan 20'yi çıkardık. Net kuvvet 40. Toplam kütlemiz 8. 6 ile 2'yi topladık. A sistem. Sistemin ivmesi 5 metre bölü saniye kare. Şimdi buradan sonra bize ipte oluşan gerilme kuvvetini soruyor. Herhangi bir sistemi seçebilirim. Şimdi şurayı seçelim. Bakın şöyle mavi ile işaretledim. Buraya da taşıdım. Y'nin kütlesi 6. Aşağı doğru 60. Yukarıya doğru ip gerilmesi T. Hareket aşağı doğru. Bakın hareketin yönü burada önemli. Çünkü biz net kuvveti yazarken kimden kimi çıkaracağımızı hareket yönüne bakarak karar veriyoruz. O zaman 60 eksi T. F net eşittir M çarpı A. Şimdi T ile 30'un yerini değiştirirsek T'yi 30 Newton olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Örnek 6'dayız. Bakalım. Kinetik sürtünme katsayısı K olan düşey duvarda A ve B katı cisimlerinden B cismine sürekli olarak yatay F kuvveti uygulanıyor. Bu durumda cisimler aşağı doğru ve sabit hızı. Buradan almam gereken subliminal mesaj net kuvvetin ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Buna göre düzenekten A alınırsa. Şimdi aşağı doğru önce ilk duruma bakalım. A'nın ağırlığı ve B'nin ağırlığı var. Net kuvvet 0 olduğu için B cisminden ötürü etki eden bir sürtünme var. F ise eşittir GA artı GB. Şimdi durgun olduğuna göre şu an bu cisme etki eden sürtünme kuvvetimiz statik sürtünme GA artı GB. Çünkü sabit hızla net kuvvet sıfırladık. İlk durumda bu. Bunu yazdık. Şimdi ikinci durumda ne yapıyoruz? Cismin üzerinden A'yı alıyoruz. Şimdi bakın az önce sürtünme kuvveti A ile B'nin toplamı kadardı. Daha büyük. GA artı B kadardı. Yani iki tane cismi topluyorduk. Şimdi ne oldu? Yani sürtünme kuvvetimizin büyüklüğü bu. Bir tane cismi aldık. Yani o zaman demek ki sürtünme kuvvetinin değeri aşağı doğru kuvvetlerden daha büyük kaldı. Doğru muyuz? Zaten biz sabit hızla hareket ediyorduk. Hareketimize zıt yönlü, cismin üzerine etkeden bir net kuvvete maruz kaldık. O zaman ne yaparız biz? Hareket yönüme zıt yönlü bir kuvvet etki ediyorsa ben yavaşlamaya başlarım. Yani ivmeli hareket yaparım. Cismin üzerine etkeden bir net kuvvet var artık. B cismi ivmeli hareket yapar. Cismi düzgün yavaşlayan hareket yapar. Bu da doğru. Cisme etki eden sürtünme kuvveti
ne demiş? Cisme etki eden sürtünme kuvveti artar demiş. Şimdi denge bozulur. Bunda okeyiz. Ama cismin üzerine etki eden sürtünme kuvveti artar mı? Hayır, küçülür. Çünkü hareket halinde sabitken etki eden sürtünme kuvveti maksimum değerdeydi. Şimdi sadece bakın burada benim yorumladığım şu. Az önce sürtünme kuvveti A artı B kadardı. Yani buna sürtünme kuvveti dersek ikinci durumda bir tane cismi aldık. Aşağı doğru sadece beynin ağırlığı kaldı. Sürtünme kuvvetinin değeri büyük kalmış oldu bir önceki duruma göre. O yüzden cevabımız D seçeneği diyoruz. Örnek 7'ye bakalım. Çıkmış bir sınav sorusu. Kütleleri M, M, 2M olan sırasıyla KLN tuğlalarına şekilde gösterildiği gibi yatay F, 2F, F kuvvetleri ve yer çekimi ivmesinin sabit olduğu ortamda uygulanmaktadır. Tuğlalar hareket etmeden durduklarına göre, bakınız sübliminal mesaj burada. Hareket etmeden duruyorlarsa bunlara etki eden sürtünme kuvveti statik sürtünmedir. Statik sürtünme kuvvetini alabileceği maksimum değer ise hareket doğrultusunda cisimlere uygulanan kuvvet kadardır. Şimdi o zaman aşağı yukarı doğru Fs, aşağı doğru Mg. Aşağı doğru Mg, yukarı doğru Fs. Aşağı doğru 2Mg, yukarıya doğru Fs. Burada statik denge var. Fs K eşittir Mg. Fs L eşittir yine Mg. Fs M eşittir ne oldu? 2Mg. Bize bunlar arasındaki ne sorulmuştu? İlişki. O zaman son durum büyük. İlk iki durum birbirine ne olacak? Eşit. Cevap neymiş? K ve L eşit. Evet, N büyük. Ceyhan oldu. Devam edelim. Yine bir ÖSYM sorusu. 2018 AYT'de en çok hatalı yapılan sorulardan bir soruydu bu da arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyordu? K ve L yer çekimimizin 10 olduğu ortamda esnemeyen iplerle özdeş ağırlıksız falan filan hareket ettiriliyor. Sürtünmeler ihmal edildiğinde L sandığının ivmesi 5. Bakın bu alttaki sistemin ivmesi 5. K ve L de özdeş. Yani K ve L'nin kütleleri birbirine eşit. Şimdi bakalım. Burada 20, buraya 10. 20 büyük olduğu için sistem şu çizdiğim yönde hareket edecek. F 20 Newton aşağı, 10 Newton yukarı. O zaman şuraya F net eşittir M toplam çarpı A dediğimizde 20'den 10'u çıkardık, 10. Tek bir kütle var, L cisminin kütlesi çarpı ivmeyi de kaç vermiş bize? 5. 5. L'nin ivmesi kütlesi 2 kilogram oldu. Özdeş olduklarına göre K'nin kütlesi de 2. Şimdi burada şuna dikkat ediyorsunuz. Bakın burada ucuna bir cisim bağlamışız. Cismin ağırlığı 20 Newton. Yani buradaki cismin kütlesi 2 kilogram. Buradaki cismin kütlesi de 1 kilogram. Bakın burası püf noktasıydı. Net kuvvette yine sıkıntı yok. 20'den 10'u çıkardık, 10. Toplam kütle 2, 4, 5 çarpı A. O zaman ivmemiz 2 metre bölü saniye kareymiş. Doğru cevabım B seçeneği olmuş oldu. Örnek 9, yine bir ÖSYM sorusu. Şuradan okuyalım. M kütleli bir cisim sürtünmesiz bir masa üzerinde 3 farklı kuvvet etkisine sabit hızla. Hemen sabit hızı şöyle aldık. Yani net kuvvetin ne olmasını istiyorum arkadaşlar? 0. Şimdi bakınız bu bir sabit hız. Bunu sildik. Sakın buradaki V vektörün hız vektörünü böyle gösterdi diye elimizdeki F1, F2 net kuvvet, kuvvet vektörlerini yaparken hızı da işin içine katmayalım. Değil mi? Elma ile armutu toplamak gibi olur matematikçilerin dediğine göre. Buna göre koordinat sisteminde F1, F2 vermiş, verilmeyen üçüncü kuvvet diyor. Hadi liste yöntemiyle çözelim. Net kuvvetin sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Elimizde ne var? F1 ile F2 var. F1, F2. Şöyle yapalım hatta. F1, F2, X, Y. F1'in X'i 1 birim, Y'si 2 birim. F2'nin X'i 2 birim, Y'si o da herhalde eksi 2 birim. Eksi 2, artı 2, eksi 2. Şimdi toplayalım. Burası 3, burası 0. Üçüncü kuvvetin bunu sıfırlaması lazım. Yani burada olmayan üçüncü kuvvetin X'i eksi 3, Y'si 0. Tamam. O halde bulmuş olduk zaten. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu.
Örnek 10 da bir ÖSYM sınav sorusu. 2013 LYS bayağı eski bir soru. Günlük hayatta karşılaşılan bazı kuvvetlerle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Hareket halindeki bir otobüse doğru uçan sineğin otobüsün camına çarpıp ezilmesi olayında cam sineği sineğin cama uyguladığından daha büyük kuvvet. Hayır. Sinek cama çarptığında etki tepki kuvveti gereğince sineğin cama, camın sineğe uyguladıkları etki tepki kuvvetidir ve bu kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit, zıt yönlüdürler. Sadece bu kuvvetlerin etkisinde mesela burada ortaya çıkan zararlar değil mi farklılaşır. Cama hiçbir şey olmazken sinek cama yapışmış, ölmüş, gitmiş oluyor. Masa üzerinde dengede duran bir kitabın ağırlığıyla masanın kitaba uyguladığı tepki kuvveti aynı büyüklüktedir. Evet. Bir çekiçle çivinin duvara çakılması olayında çekiç çiviye çivinin çekice uyguladığından hayır. Çivi çekice çekiç de çiviye etki tepki kuvveti gereğince eşit ve zıt yönlü kuvvet uygular. Cevabımız yalnız 2 B seçeneği olmuş oldu. Şimdi ödev sorularımıza geçelim. Yine ödev sorulardan arkadaşlar soru çözümünde en çok gelenler bana göre zor olan soru tiplerini ne yapmaya çalışıyorum? Çözmeye çalışıyorum. Şimdi 2 numaralı soruyu çözelim bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki katı P cismi yatay F1 F2 kuvvetlerin etkisiyle A ivmesiyle ok yönünde hareket ediyor. F2 kuvveti yok edildiğinde cismin ivmesi 3A olduğuna göre bu kuvvetler arasındaki F1 bölü F2'yi sormuş. Şimdi ilk durumda ok yönünde hareket ettiğine göre kim büyük? F1. O zaman F1 eksi F2 eşittir M çarpı A. İkinci durumda diyor ki bize hangisini yok ediyoruz? F2 kuvveti yok edildiğinde F1 eşittir M çarpı ne oldu? 3A olmuş oldu. Bunu burada yerine yazarsak 3MA eksi F2 eşittir MA yer değiştirdiğimizde 2MA bunu bu tarafa bunu bu tarafa F2'yi bulmuş olduk. Bizden ne istiyordu? F1 bölü F2. F1 3MA F2 2MA bunlar sadeleşti. Cevabımız 3 bölü 2 olmuş oldu. Evet 3 numaralı soruya da bakalım. Şimdi aşağı doğru x'in ağırlığı 30, aşağı doğru y'nin ağırlığı 10, hava sürtünmeleri ihmal. Şimdi elimde yukarıya doğru 56 Newton'luk bir kuvvet, aşağı doğru cisimlerin ağırlıklarından dolayı 40 Newton'luk bir kuvvet. O zaman cismin üzerine etkeden net kuvvet yukarıya doğru kaç oldu? 16 Newton. Şimdi o zaman F net eşittir M toplam çarpı A sistem. 16 eşittir. Kütleleri topladık. 4 çarpı A. A'yı ne buldum bakınız? 4 metre bölü saniye kare. Şimdi şurayı seçelim. Buradan sonra ne yapıyorduk? Parçala çöz diyorduk. Şu yan tarafa çözeceğim. Y cisminin kütlesi kaç? 1 kilogram. Y cisminin altından ağırlığı 10. Yukarıya doğru ne var? T ip gerilmesi. Hareket net kuvvet doğrultusunda. Yani nereye doğru olacak? Yukarıya doğru. Şimdi o zaman net kuvvet buysa net kuvvetin yönü yukarıya doğru olması gerekiyorsa F net eşittir M çarpı A'da T eksi 10 eşittir 1 çarpı 4. 10 buraya geldi. T ip gerilmesini ne kadar bulduk gençlik? 14 Newton bulmuş olduk. Cevabımız B seçeneği oldu. Örnek 4'e bakalım. Şimdi örnek 4'e baktığımızda şöyle aşağı doğru 3mg, şöyle buraya doğru mg. Sürtünmeler önemsiz. 3mg büyük olduğu için bu sistem gösterdiğim yönde ne yapacak? Hareket edecek. Şimdi o zaman parça parça incelersek. Demek ki 3mg kimden büyük? T2'den. Şurası ne oldu? T2. Şurası ne oldu? T1. Demek ki bu tarafa doğru gidiyorsa hareket yönü buysa T2 de kimden büyük olmuş oldu? T1'den. Şimdi benim bu elimdeki verilerden emin olduğum tek şey T2'nin T1'den büyük oldu. O yüzden T1 bölü T2 oranımıza baktığımız zaman 1'den ne olmalı? Küçük. Şimdi şıklara bakıyorum. Olabilir demiş zaten. 1'den küçük. Tek bir cevap var. Doğru cevabım A seçeneği olmuş oldu. Şimdi uygulamada bir numaralı soruya bakalım. Düşey kesti şekildeki gibi olan sürtünmelerin önemsenmediği yolun K noktasından kendini serbest bırakan kaykaycının L noktasına doğru ilerlerken teğet ivmesinin ve hızının büyüklüğü
nasıl değişir? Şimdi bu bir düzgün olsaydı, parabolik olmasaydı A eşittir. Konu kısmında bunu ne yapmıştık gençlik? İspatlamıştık. Hani şöyle mg sürtünme de yok. Mg sin alfa. Benim aşağı doğru hareket etmeme sebep olan kuvvet mg sin alfa m çarpı a. Bu şekildeydi. Sabit bir ivmemiz olacaktı. Ama yani buradan eğimle ivme doğru orantılı. Şimdi şuradan hareket ederken eğime bakacak olursak bizim eğimimiz gitgide ne yapıyor? Azalıyor. O zaman şuraya alfa dersem alfa giderek eğimden ötürü azalır. E alfa azalıyorsa g sin alfa da demek ki ivme ne yapar? Azalır. Ama ben aşağı indiğim için azalan ivmeyle hızlanmaya ne yapacağım? Devam edeceğim. Çünkü hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlü. Aynı yönlü olduklarında da hızlanmak zorunda da. O yüzden cevabım A seçeneği olmuş oldu. 2 numaralı soruya bakalım. Sürtünmeli yatay bir yolda 3 kilogram kütle cisme ait hız zaman grafiği verilmiş. Cisme hareketi boyunca 14 Newton'luk bir kuvvet etki ediyor. Şimdi cisme 14 Newton'luk bir kuvvet etki ediyor. Kütlemiz de ne kadarmış? Ne vermiş? 3 kilogram vermiş. Şimdi ben ne yapıyorum? Bakınız yavaşlıyorum. Yavaşlayabilmem için hareketime zıt yönlü bir ne olmalı? Sürtünme kuvveti olmalı. Zaten bize bunu soruyor. Şimdi biz bu grafikten hız zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyordu arkadaşlar? İvmeyi veriyordu. İvmeyi bulabiliriz. Şuradaki eğime bakalım. Karşı bölü komşu. Karşı kenarımız 12, komşu kenarımız 6. Demek ki benim yavaşlama ivmem 2 imiş. Bu büyüklük olarak. Yani yavaşlama ivmesi olduğu için eksi 2. Şimdi net kuvveti yazalım. F eksi F ise net kuvvet M çarpı A. F'imiz kaç? 14. Eksi F ise kütlemiz 3 ama ivmemiz bakın eksiydi. Buraya dikkat. 14 eksi Fs eşittir eksi 6. Bununla bu buraya yer değiştirdiğinde sürtünme kuvvetini ne bulmuş oldum arkadaşlar? 20 Newton bulmuş oldum. Devam ediyorum. Yatay bir yolda meydana gelen kazada bir kamyonet tır ile otobüsün arasında temas halinde ilerlerken tüm araçlar tekerlekleri dönmeden yola sürtünüyor ve araçlar yavaşlayarak duruyor. Tırın, kamyonetin ve otobüsün kütleleri bu olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi aslında arkadaşlar bu soru şu. Hani yeni nesil yapmış olmak için yapmışlar. Hani tır var, kamyonet var, otobüs var. Bunların hepsi birbiriyle ne halinde? Ortadaki kamyonet, otobüs birbiriyle hepsi temas halinde. Tamam. Şimdi o zaman bize diyor ki hangileri doğrudur? Tüm araçları etki eden net kuvvetler birbirine eşittir demiş. Şimdi bunlar bir sistem olduğuna göre hepsi birbirine bitişik olduğu için hani F net eşittir M toplam çarpı A sistemden tırın, otobüsün ve kamyonetin ivmeleri sistemin ivmesine eşit birbirine eşittir. Ama cisimlerin üzerine etkeden net kuvvetleri bulurken M çarpı A yapacağız ya. A'lar aynı olsa da tırın, kamyonetin ve otobüsün kütleleri farklı olduğu için tüm araçlara etkeden net kuvvetler birbirine eşittir cümlesi yanlış. Tüm araçların ivmeleri birbirine eşittir doğru. Tıra etki eden net kuvvet otobüse etki edenden daha büyüktür. Evet çünkü tırın kütlesi otobüsten fazla. Doğrudur. Kamyonete etki eden net kuvvet hareket yönüne zıt yöndedir. Şimdi cisim yavaşlıyor. Doğru mu? Cisim yavaşladığına göre sisteme etki eden net kuvvet harekete nasıl yönlü olmalı? Zıt yönlü olmalı. O yüzden dördüncü ölçülümüz de doğru. Doğru cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Bir sonraki videoda FÖY'de görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.